Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Köni ile konuşalım. Hocam merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, buyurun. Ya hocam şimdi şöyle, aslında yani soru çok elbette. Şimdi siz uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi uzmanısınız. NATO'nun Ukrayna planı ne diye burada soruyoruz. Washington Post'ta bir makale vardı, bir yazı. Amerika ve müttefikleri sessizce Ukrayna'da uzun bir mücadeleye ve sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlanıyor diye. Ne olur süreç buraya evrilirse? Evet, uzun bir mücadele. Öyle hesaplanıyor. Hı hı. Yani silah cephane gönderiyorlar. Halbuki biz şey ümit ediyoruz. Yani işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın veyahut İsrail Başkanı'nın ve Biden'ın gönderdiği elçilerin bir ortak nokta bulup olayı bitirmesi. Ne olur ortak nokta mesela? Ortak nokta tahmin ediyorum Kırım'ın Rusya'nın olduğunu kabul etmek olacak. Yani oradan çıkması mümkün değil. Çünkü tarihte de Karadeniz ülkesiydi. Birdenbire Rusya Karadeniz ülkesi olmaktan çıktı. Ufacık bir alan kaldı Zaporojiye'de. Bunu kabul etmeyeceklerini Amerika'da biliyor. NATO'daki çalışmalarda da görüyoruz. Yani biz de Doğu Akdeniz'de ufak bir alan bıraksalar bize, biz de kabul etmeyiz. O psikolojisinde bu var. Ama öbür taraftaki toprakları işgal edemez. Çünkü zaten besleyecek parası yok. 45 milyon insanı besleyecek, yetiştirecek. O alana doğru bir genişleme olmamasını kabul edebilir. Avrupa Birliği de girebilir. Ama asker gelmesinden korkuyor kendi sınırlarında. Amaçlarının ne olduğunu tahmin edemiyor. Dikkat ederseniz Amerika'da Venezuela'yı bugün ziyaret ediyor. Hmm. Şimdi Venezuela Amerika'yı niye rahatsız ediyor da oradaki rejime karşı çıkıyor? Hmm. Yani Latin Amerika'da herhangi bir ülke sosyalist olamaz mı? Peşinden Küba'yı da biliyorsunuz böyle. Demek ki bu büyük devletler kendi altlarında kendi sistematiğini rahatsız edecek bir yapının oluşmasına izin vermiyorlar. Şimdi eskiden bunlara emperyalist diyorduk. Şimdi yeni bir yorum çıkmış. Büyük devlet politikası diyorlar. Tabii Amerika'dan çıktı yumuşatıklar olarak. Ama bu boyutların anlaşılması lazım. Ama Amerika ne istiyor? Maalesef biraz da olay uzun sürerse Amerikan halkını da rahatsız edecek. Bu şey zaten perişan edecek. Ve Biden Kasım'daki seçimleri kaybedecek. Onun yerine Kamala Harris hemen seçim olmayacağına göre onun geleceğini bekliyoruz. Çok şimdi, değişik bir boyutta. Evet. Çin'in bu taraftaki durumlarını incelemek gerekiyor. Çok fazla ses çıkmıyor ama daha yakın ilişkiye geçtiklerini görüyoruz. Fiyatı kim ödüyor diye bakıyoruz. Biz ödüyoruz. Ukrayna ödeyecek. Kahramanca direniyorlar, ediyorlar ama şimdi daha çok sertleşince olaylar, bu göçe izin vermeleri lazım ki mümkün olduğu kadar siviller kaçsın. Şehirler yok olacak. Onların yeniden yapılmasına kim para harcayacak? Tabii. 2 milyar dolar gönderiyorlar. Yetmez ki. O şehirlerin, yapıların işte demin bir kızımız konuşuyordu. Üniversitemiz gitti. Onun yeniden yapılması. Yollar, havaalanları, askeri araç gereçler ve nükleer enerjilerin bulunduğu sistemler, elektrik yapıları 100 milyar dolarlık bir yatırım lazım bundan sonra. Ukrayna'nın eğer daha da devam ederse daha da fazla para lazım. Evet, şimdi maddi olarak uzun süre finanse ettiler Ukrayna'yı. Batı böyle ama tabii kendi çıkarları açısından ayrı. Ama bütün bunları, bütün bu yaşananları da bugün yaşadığımızda görmez olamaz. Öngörmemiş olamaz mesela. Şimdi bir diğer taraftan siz dediniz ki ya şöyle bir şey var, Amerika'da seçimler var, Biden seçim kaybedebilir. Trump yine devrede. Yine Washington Post'ta şöyle bir şey var. Trump'ın yani aslında gecenin Trump iddiası diye veriliyor da F-22'lere Çin bayrağı takalım. Rusya'yı bombalayıp ağzını, sonra da bir taraftan da biz yapmadık ki deyip Rusya ile Çin'i birbirine düşürelim. Yani böyle bir yemekte böyle bir şey söylemiş. Gerçekten dünyaya daha böyle adil, aklı selim bir akıl lazım dedikçe çok enteresan açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ne dersiniz bu açıklamaya? Valla bunu iyi yakalamışsınız. Yani bravo. Çok güzel. Zaten bütün dikkatimiz o tarafta. Yani aslında buraya doğru bir savaş geleceğini hiç düşünmüyoruz.
Trump'ın gelmesi bütün dünya için felaket olabilir. Hı hı. Fakat Cumhuriyetçi herhalde başka bir çıkaracak. Biden de bu olaydan sonra zaten ekonomik açıdan çok zorlanıyordu. Hı hı. Şimdi 2021 yılında bir ara ulusal güvenlik stratejisi yayınlandı. Hı hı. Orada diyor ki COVID'i önleyeceğiz. Amerika içindeki sosyal ekonomik yatırımları üstlendireceğiz. Amerikan halkındaki bölünmüşlüğü, çünkü kutuplaştırmıştı Trump, onu önleyeceğiz. Ve Çin'le ekonomik rekabette kendimizi güçlendireceğiz. Rusya, Ukrayna'dan hiç laf yoktu. O yüzden biz de ona göre hazırlanmadık. Analizler ona göre değil. Tabii. Ve birdenbire bambaşka şekilde 3 ayda herhalde bu seçim durumunu hissettiler. Şimdi bakın yani böyle bir şey yayınlamışlar. Çok ilginç. Putin'le Trump'ın resmini yan yana koymuşlar. Öbür tarafta da Biden. Diyor ki ey Amerikan halkı, Trump'ı mı seçeceksiniz, beni mi seçeceksiniz? Şimdi böyle bir propagandanın Amerika'da olması pek normal değil. Onun yüzden şaşırdık. Şimdi ne tarafa doğru gidiyor? Ve Cumhuriyetçiler bunu çok sert şekilde kullanıyorlar Biden'a karşı. Biraz daha para harcarlarsa bu Amerika içinde de reaksiyonlar neden olacak. Hmm. Avrupa'da bu kadar göçü alamayacak. Şimdi 1,5 milyona varmış galiba. 1,5 milyon. Yani ya şöyle, biz sizinle yayın yaptığımız akşam işgalin 7. Günüydü galiba o gece, değil mi Hasan Hocam? Evet, evet. Akşam o evet. Özel yayını yaptığımızda o zaman 1 milyondu. Şimdi 1,5 milyonu aştı deniyor. Tabii daha da artacak. Tabii bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor ama maalesef Avrupa'ya gidiyorlar. Bu da bir başka konu olarak söyleyeyim. Yani edebiyat olarak söylüyorum. Ama bu gittikçe de artıyor uzadıkça. Zaten fırsat o fırsat diye de geçiyorlar. Bu arada Türk dünyasından gelenler de o tarafa doğru geçme arasındalar. Araplar da geçiyor. Peki. Ama şimdi şöyle bir şey. Yani şöyle, aslında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı belli ki bu dünya düzenini başka bir yere çevirecek. Şöyle bir şey olmuş. BBC'de şöyle bir Rusya'nın Ukrayna işgalinin olası sonuçları diye böyle bir makale var. Bir kısa savaş, 2 uzun savaş, 3 Avrupa savaşı, 4 diplomatik savaş, 5 Putin'in devrilmesi. Yani nereye doğru evriliyor? Yani sizin öngörünüz nedir? Gerçi çok hem sahada hem müzakere masasında çok farklı şeyler yaşandığı söyleniyor. Bu işi çözümleyenler, sizin gibi uzmanlar, hem askeri uzmanlar, sahayı bilenler, hem de işin diplomasi ayağını bilenler de bu süreç farklı bir süreç. Daha yabancı bir süreç deniyor. Hem Rusya'nın uyguladığı taktik, Batı'nın uyguladığı taktikle. Ama nereye doğru evrilir sizce? Uzun mu sürer, kısa mı sürer, bir Avrupa savaşı mı, diplomatik çözümle mi sonuçlanır, yoksa Putin'in devrilmesiyle mi? Şimdi Putin'in devrilmesi olayından başlayalım. Bu çok zor. Çünkü Putin konuşmalarında nükleer silahları öne koydu. Hı hı. Şimdi belki bazı videolar var. İngiliz'de eski istihbarat servis başkanı konuşuyor. Diyor ki, çok fazla köşeye sıkıştırırsak diyor, kedi gibi diyor üzerimize sıçrayabilir. Çünkü diyor bunu sisteme soktu. Çünkü Putin'in devrilmesi demek Rusya'nın parçalanması demek. Bunun üzerine Çin de sisteme girecek. Çünkü aynı korkuları onlar da taşıyor. Amerika onların içindeki etnik grupları da kaşıyor biliyorsunuz. İşte Uygurlardan tutun diğer Korelilere kadar. Taylandlılar var onun içinde. Daha Müslüman kesimler de var. O zaman birleşerek başka türlü bir olaya doğru şeydi. Şimdi sıkıştırmadan, yani tamamen sen parçalanıyorsun, yıkılıyorsun demeden belli bir boyuttan sonra ekonomik yaptırımların etki etmeye başlaması bir ay sürer. Ondan sonra yavaş yavaş bir orta noktaya geleceğini ümit ediyoruz. Yani siz diyorsunuz ki o zaman bu yaptırımlar bir şekilde savaşı bitirebilir. Tabii.